Dakika gelişmesi daha var. Şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Hrant Dink cinayeti davası ile ilgili olarak eski albay Ali Öz, Trabzon İl Jandarma Komutanıydı kendisi ve İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Metin Yıldız tahliye edildiler. Onu da aktarmış olalım, bir son dakika gelişmesi olarak tekrar edelim. Hrant Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı albay Ali Öz ve Binbaşı Metin Yıldız, İstihbarat Şube Müdürü'ydü Metin Yıldız da, adli kontrolle tahliye edilmelerine karar verildi. Ekranlarınızda son dakika gelişmesi olarak şu anda da yansıyor. Hrant Dink cinayeti davasında şu anda son dakika bilgisi olarak ekranınıza düşen süreci tekrar edelim. Eski albay, Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ve Binbaşı Metin Yıldız, İstihbarat Şube Müdürü'ydü Metin Yıldız da tahliye edildiler. Ancak tekrar hatırlatmış olalım, adli kontrolle tahliye edilmelerine hükmedildi. Hrant Dink davasında tutuklulardı. Her ikisi de Trabzon İl Jandarma Komutanı'ydı. Ali Öz, albay Ali Öz. Şimdi bu konuyla ilgili Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'a bağlanacağız. Telefon attığımızda kendisi, detayları ondan alacağız. Serdar, duyabiliyor musun? Evet, diyorum. Bugün Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davanın 3. günüydü. Yaklaşık olarak 3 gündür sürüyor duruşma. Bu duruşmanın son gününde mahkeme kararı verdi. Kararda tutuklu sanıklardan Trabzon'un eski jandarma komutanı albay Ali Öz ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Onun dışında Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız'ın da tahliyesine karar verildi. Bunun dışında 10 tutuklu sanık vardı. İkisi tahliye olunca toplam yargılanan 8 sanık kaldı. Duruşmada 24, 25, 27, 28 Eylül tarihlerine bırakıldı. Peki tahliyelerin sebebiyle ilgili bir de davada Yasin Hayal'in kullanıldığı yönde bir takım itiraflar gündeme gelmişti. Bununla ilgili bir not var mı elinde? Ya, bu iddialar vardı. Mahkeme bu iddiaları değerlendirilecek. Bu iddialarla ilgili olarak tutuklu kaldıkları süre göz önüne alındı. Sanıkların tahliyesine yönelik olarak mahkemenin verdiği kararda bu belirtildi. Ama ev hapsinde olacak. Albay Ali Öz. Tabii albay Ali Öz. Çünkü Trabzon'daki yapılanmayla ilgili olarak önemli bir sanık. O yüzden ev hapsine karar verildi. O yüzden Metin Yıldız için de geçerli midir? Metin Yıldız için geçerli değil. Metin Yıldız normal tahliye edildi. Metin Yıldız normal tahliye edildi. Peki, teşekkür ediyoruz Serdar Kulaksız detayları aktardığın için. Tekrar edelim, Hrant Dink davasında dün de duruşma vardı. 27. duruşmaydı, onu da hatırlatmış olalım. Albay Ali Öz ev hapsinde olacak, ikisi de tahliye edildiler. Albay Ali Öz'ün ev hapsinde olacağını tekrar tabii altını çizelim. Metin Yıldız da tamamen tahliye edilmiş oldu. Trabzon eski İl Jandarma Komutanı'ydı. Metin Yıldız da İstihbarat Şube Müdürü'ydü.